Gördün demek. Bunun için mi çağırdım ben? Doğrudur ana. Madem doğruları konuşmak isteyeyim, tamam o zaman. Babamı bu ellerle ben boğdum ana. Ne gördüysen doğrudur. Onun yaşarken bana ettiklerinde gördün mü ana? Bana kaç kez vurdu. Beni günlerce sokaklarda bıraktı. Sen neredeydin o zaman? Beni dayak arsızı ettiğinde sen nerelerdeydin ana? Niye dikilmedin karşısına? Gördüm seni Mehdi diye. İt gibi çalıştım ömrüm boyunca. Sırf onun gözüne girebilmek için yapmadığım numara kalmadı. Ama o ne yaptı? Aşağıladı, hakir gördü, alay etti. Babam beni kendimi bildim bileli yavaş yavaş öldürdü ana. Ne yapsaydım? Dur demese miydim? Ben her gün ağır ağır öldüm ana. Öldüm. Ta ki ben onu tek seferde gebertene kadar. Eğer gebertmeseydim fabrikayı Murat'ın üzerine yapacaktı. Murat bu aile için ne yaptı ana? Hiç. Beni kendi fabrikamda işçi yapacaktı. Buyur yapma deseydim. Pişman bile değilsin öyle mi? Tek pişmanlığım var. O da o kadar beklemiş olmak. Şimdiki aklım olsa 40 sene önce gebertirdim o baba müsveddesini. O bana soyadımdan başka hiçbir şey vermedi ana. Ben anlamın teriyle bileğimin gücüyle kazandım ne kazandıysan. Sus. Ne oldu ana? Doğruları duymak isteyen sen değil miydin? Ha? Doğruları duymak acı mı geldi? Ha? Ayıbımı suratıma vuracaktın. Sonra da birlikte ağlayacak mıydık? Ha? Beni çağırırken ne murad ettin ana? Bana bir tek soru sormadın. Ana, madem her şey belliydin, neden sustun? Neden diye bana sormayacaktın? Niye sustun o zaman? Söyleseydin, deseydin herkese. Benim oğlum babasını öldürdü, katil o diye. Niye sustun ana? Ben sana diyeyim niye sustuğumu. Sen de rahatladın çünkü. İçten içe sevindin kocanın öldüğüne. O yüzden sustum. Sen ne diyorsun Kendal? Senin ağzından çıkan kulağın duyuyor mu? O adamın sana yaptıklarını gördüm ana. Kendi evinde nasıl huzursuz uyuduğunu, babam evden gidince nasıl rahatladığını, sevindiğini, babam eve dönünce yüzünün nasıl asıldığını gördüm. Bana çektirdiği acıların aynısını sana da çektirdi o herif. Sana da huzur vermedi. Bunları bilmediğimi mi sanayım ana? Sen sustun, sen yuttun ama ben yapamadım. Ben artık sana ne diyeceğimi şaşırdım. Dilimde söz kalmadı. Yalan mı ana? Rahatlamadın mı ölünce? İçinden şöyle bir oh çekmedin mi? Sen nasıl bir insansın? Nasıl böyle vicdansız, günahkar bir adam oldun? Ben yıllarca neler çektim. Geceleri rüyama girdim. Uykularımdan sıçrayarak uyandım. Sen bunun ne demek olduğunu bilin mi he? Bir katilin anası olmak ne demek sen bilin mi? Belki bir gün kirağını anlarsın. Anlarsın da adam olursun diye bekledim. Her şeyine müsamaha gösterdim. Ama sen durmadın. Kötülüklerine devam ettin. Sonunda oğlumun da kızımın da başını yaktın. Ama suçum büyüğü bende. Susmayacaktım. Günahına ortak olmayacaktım.
Seni kendi ellerimle adalete teslim edeceğim. Ama yapamadım. Kabahatlerini kendi kusurumdan, kendi günahımdan sordum. Sana kıyamadım. Ama yeter. Suçunun cezasını ahirete bırakmam. Ne demek istiyorsun ana? Ne yaparsın şimdi? Tüfekle vurdun olmadı. Yakmaya kalktın olmadı. Daha ne yapacaksın oğlum ha? Jandarmaya ihbar mı edeceksin yoksa? Gözlerimle gördüm. Oğlum kocamı boğdu diye. Sonra ne olacak ana? Ha? Haydi diyelim sözüne itibar ettiler, beni içeriye attılar. Demezler mi? Sormazlar mı? Bunca yıl niye sustun diye. Ha? Kendim için zerre korkum yok. Ama bu işin ucu sana değerse ben ne yaparım ana? Hiç düşündün mü? Allah'tan da korkmadım. Adalet er ya da geç tecelli eder. Bu dünyada değilse mahşerde. Hiç mi korkmadın? Hiç mi vicdanın sızlamadın? Hiç mi üzülmedin? Üzülmez olur muyum ana? Ben ister miydim böyle olmasın? Çok üstüme geldi. Beni çok tahrik etti. Her şey bir anda oldu bitti zaten. Ben de çok acı çektim. Yıllarca uykularım kaçtı. Sen oğlumun adını niye Mehdi'ye koydum diye hiç düşündün mü? Merak ettin mi ana? Öldürdüğü adamın adını niye koydu diye. Ben diyeyim sana ana. Senin hiç sızlamadığını düşündüğün vicdanım yüzünden. Belki de kendimce bir borç ödedim. Ama olan oldu artık. Eski defterleri açmanın kime faydası var ana? Kapatalım gitsin, öyle mi? Meleğim de masi oldu, kapatalım gitsin. Asıl sen git kendi al. Sen git, ben artık seni taşıyamayayım. Bana bunu yapma ana. Her şeyi benden bileyim ama. Ben ne yaptıysam senin için, bizim için yaptım. Beni bunun içinde koyayım. Doğduğun günden beri verdiğin dertlerin haddi hesabı yok. Her şeyine katlandım. Ne yaptıysan görmezden geldim. Olanlar için kendimi suçladım. Ama buraya kadar. Ben de kendim. Meleğimi benden almaya çitin. Seni de günahlarında taşıyamam artık. Git kendi al. Sana artık söyleyecek sözüm yok. Bundan böyle de ananı ölmüş bil. Bana sakın yapma. Oğlum. Ne oluyor burada? Bas! Korkan! Korkan! Lan kıpırdamayın lan! Kıpırdamayın! Çık lan dışarıya! Git lan! Çek ulan! Çek! Kimsin lan sen? Evimde ne işin var? Amca durum bildiğin gibi değil. Bizim yeğen sinirlerine hakim olamayıp avlunuzda ateş açtı. Kusura bakma, büyük hata yaptı. Merak etme, cezasını ben keserim. Ben merak etmem. Ortada bir ceza varsa ben keserim. Biz buraya huzursuzluk çıkartmaya gelmedik. Derdimiz bacımızdı, aradık bulduk. Kimmiş lan senin bacın? Amca, ben sana anlatırım diyorum. İyi olur delikanlı. Yoksa biz konuşarak anlaşamayacağız.
Kimsiniz, nesiniz bilmeyeyim ama bir daha benim çatım altında silah çıkartırsanız affetmem canınızı okur. Ona göre. Şimdi defolup gidin. Haydi. Şimdi tam olmuşsunuz ha. Hey Allah'ım. Oğlum nerede? O da daha Asım'ın yanında. Oğlum, aslanım, Mehdi. Aslanım benim, baban kurban olsun sana. Oğlum, koçum benim. Neymiş bu? Ha, neymiş? Aslanım benim, kurban olsun baba sana. Ben yokken maşallah iyi idare etmişsiniz ha. Dökülün bağlım. Nedir bu olanlar? Baran evleniyor da. Biz de onu konuşuyorduk. Ne? Ayşe ile mi? Keşke öyle olsa. Ama Nazlı ile evleniyorlar. Hani sen de tanıştın ya eli silahlı abileriyle. Ulan 5 dakika boş bırakmaya gelmeyin. Böyle mi reis geldiğin haline? Ha? Nereden çıktı bu? Amca gerçek bir evlilik değil bu. Yani Nazlı zor durumdaydı. Ben de sadece yardım ettim. Ne diyorsun sen Baran? Ben ne yapsaydım? Bıraksaydım istemediği biriyle mi evlendirselerdi kızı? Göz göre göre ölüme mi yollasaydım? Halama yaptığımız gibi. Halamın da hayatı bu yüzden kararmamış mıydı? Halan kendi isteğiyle evlendi. Elma ile armudu karıştırma. E pardon, unutmuşum. Önce senin zorunla, sonra kendi isteğiyle, öyle mi? Var mı bana başka soracak sorun? Madem sen kararını vermişsin, kahramanlığa soyunmuşsun, bundan sonra günahı da sevabı da senin boynuna. Bir daha eli silahlı adamları avluma sokma yeter. Ha ne yapacağız şimdi? Kimse hiçbir şey yapmayacak. Halama yardım edemedim belki ama Nazlı'ya hala yardım edebilirim. Edeceğim de. Baran. Şövalye mi kesildin sen bizim başımıza ya? Baran lütfen. Konu kapandı. Ne haliniz varsa görün. Eğer oğluma bir şey olursa bunun hesabını hepinize sorarım ona göre. Ne bakayım Emine? Yine aynı mesele mi? Biliyorsan niye soruyorsun o zaman? Bu konak benim. Kendi konağıma girmeyeyim mi? Sizi kapı dışarı etmedim mi? Dua edin. Annem, bir sürü boş oda var. Babam bizimle kalsın. Ne oldu? Ne var? Kendala, bugün bana eski konakla birkaç ev gösterecektin. Geliyorsun değil mi? Yola çıktım ben. He tamam tamam. Hengameden unuttum ya. Hemen çıkayım ben. Haydi. Emine, ben çıkayım. Mehdi sana emanet. Ona göre. Haydi. Kendala, o iki evin de, atölyenin de durumu pek parlak değil. Rahmetli Fırat'ın evi desen zaten delik deşik. Atölye zaten yıkıldı, yıkılacak. Ya sen de amma naza şey ettin ben Nihat. Zaten konağı ödediğim kaporayla epey zarar ettim. Bir de üstüne konaktan kovdular beni. Sen gel bu işten vazgeçelim. O parayı geri öde. Sen gel, asıl bu konağı vereyim ben sana. Diğerine 5 pasar. Biraz tadilat lazım, o kadar. Dedim ya, yangın oldu. Amma daş konak, bileyim. Bir şey olmaz. Heh, Rıza da geldi. Ağam sen haber edince ben önden gelip bir konağa bakayım dedim. Ama Emine yenge benden önce gelmiş. Mahzende bir şeyler bakıyor ama. Ne işi varmış ya Emine'nin yanmış evde? Vallahi bilmiyorum ağam, beni de kovdu zaten ha. Gel elin yat, gel. Emine! Ne oldu, kendi ödümü kopardın? Ne yapayım kız burada? Anam bir şeyler istediydi. Ne istedi? Bilmeni isteseydi sana söylerdi. Ne o kız, kasa mı? Sen mi açtın kız bunu? Benim kasayla ne işim olabilir ki?
Emine, beni başından savmaya kalkma. Ne oluyor de hele? Yavaş, yavaş. Vay, vay, vay. Kapımın önünde bekleyen it beni ayağına çağırıyor, öyle mi? Kendi ağasını ayağına çağırma cüreti göster. Öyle mi? Kimsin lan sen? Ulan biz seninle böyle mi konuştuk? Bir anlaşma yaptık seninle. Ben sözümü tuttum. Sen niye Ayşe'yi almadın konağa? Bana bak. O manyak kızın sana ne dedi bilmiyorum ama... ben teklifimi yaptım. O kabul etmedi. Benim için hava hoş. Keyfi bilir. Bak Kendal. Seni uyarıyorum. Eğer kızımı üzecek bir şey yaparsan... seni çok üzerim. Bana bak. Benimle böyle dik dikine konuşup benim tepemin tasını attırma ulan. Ulan! Biz seninle bir anlaşma yapmadık mı? Ha? Sen Ayşe'yi konağa almayacak mıydın? Ben sözümü tuttum. Sen sözünü tutmadın. Şimdi sıra sende. Ne anlaşması lan? Dalga mı geçti? Seni çok fena yaparım Kendal. Seni bu çöplükte bulmuştum, hatırladın mı? Hani bir de Recep vardı, mahpus arkadaşın. Benim selamımı götürmüştün ya, hatırladın mı? Şimdi sana bir tavsiye. Kuduz köpek gibi havlamadan önce iki kere düşün. Senin gibi ciğeri beş para etmez, kiralık itlerle dolu etrafı. Seni bulduğum yere iade edeyim. Kızının da canını bağışladım. Benim için burada konu kapandı. Beni bir daha sakın arama. Bana bak. Sakın. Sakın. Sakın dedim sana bak. Allah. Ne arıyorsun lan evimin etrafında sen? He? Ulan melek bitişin ağası mı başladı? Ben sana alemden uzak dur dedikçe sen etrafımızda biteyim. Babam, ben yolumu kaybettim. İdris amca bana yardım etti. Sen ne diye dışarı çıktın ki? Gir çabuk içeri, haydi. Bana bak ihtiyar. Bu sana son uyarım. Bir daha karşıma çıkma. Çattık ya. Ne bakayım öyle? Çabuk odana çık. Daha fazla kızdırma beni. Bir daha o ihtiyarın yanında görmeyeceğim seni. Haydi. Ben her şeyi gördüm Kendal. Mehdi'yi öldürdün. Lan yoksa... Asım! Gel hele gel. Gel gel. Hatırlayayım mı? Eskiden seninle balığa çıkardık Fırat'ta. Gel şeyle odama çıkalım da biraz konuşalım seninle. Ne konuşacağız? Ya eski günlerden konuşuruz oğlum. Hatırlayayım mı? Çocukken seninle nasıl oynardık? He? Ben çocukluğumu hatırlamıyorum. Unuttun mu?